Ve şimdi bir başka canlı yayın noktasına uzanacağız. Bu kez adresimiz Moda Deniz Kulübü Sanat Galerisi. Ünlü heykeltıraş Profesör Kenan Yontunç'un çok önemli bir eseri ilk kez sergileniyor. Bu eser ve hikayesini Habertürk muhabiri Ezgi Evcil şimdi bizlere aktaracak. Ezgi, seni dinliyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladığımız bugün de Moda Deniz Kulübü'nde küratörlüğünü Nilay Meral'in yaptığı Geçmişten Geleceğe Cumhuriyet adlı sergide tarihi bir eser ilk kez gün ışığına çıkıyor. Atatürk'ün ölümünden hemen sonra yüzünden alınan kalıpla yapılan maskten söz ediyoruz. 10 Kasım 1938 günü Dolmabahçe Sarayı'na bir heykeltıraş yanında iki asistanıyla birlikte giriyor. Çünkü onun çok önemli bir görevi var ve bu görev Atatürk tarafından ona vasiyet edilmiş. Bu görev ise Atatürk'ün yüzünden kalıp alarak bir mask çıkarmak ve bu maskı tarihe bırakmak. Profesör Kenan Yontunç'tan bahsediyoruz. Peki bu eser, Atatürk'ün yüzünden çıkartılan bu mask bu sergiye nasıl geldi? Bunu konuşacağız. Galerist Türkan Gündoğdular yanımızda konuğumuz. Hoş geldiniz Habertürk yayınına. Teşekkür ederim. Merhabalar. Öncelikle maskı da gösterelim izleyicilerimize. Gerçekten ilk kez ortaya çıkıyor, evet, öyle değil mi? 10 Kasım 1938 günü atanın yüzünden Kenan Yontunç tarafından, evet, alınıyor. Ve evet, Yontunç soyadını da Kenan Bey'e Atatürk vermiş. Evet. Hikayenin devamını sizden alalım mı? Ben aslında bir seneye yakındır Kenan Bey'in oğlu Engin Yontunç'la çalışıyorum. Hoca bana kendisi bahsetti. Yani babasının bu hikayesini bana anlattığında ben çok etkilendim. Peki dedim, bu mask nerede? Evde dedi kızım. Çıkaralım onu meydana. Git çıkaralım dedi ve getirdi. Getirdi ve açtığı anda ben ağlamaya başladım. İnanılmaz bir şeydi çünkü bu benim için. Sonra da hikayesini anlattı. Yani işte gidiyor Kenan Bey naaşının yanına. Gliserini sürüyor. Tam böyle bezi koyacak, maske almak için ve düşüp bayılıyor. Sonra diğer asistanı devam ediyor ama o sırada Kenan Bey'i şey yapıyorlar, yani ayıltıyorlar. Kendisi tekrar kalkıyor ve maske alıyor. O günden beri oğlu Kenan Yontunç'un evinde duruyordu bu mask. İlk defa Nilay Meray sayesinde bu sergi yapıldı ve ben ona verdim. Peki maskdan şimdi biraz beraberce bahsetmek istiyorum, evet, siz de izin verirsiniz. Öncelikle yüz çok küçük. Sanırım, evet, hastalığından ötürü mü yoksa? Hem hasta hem de biliyorsunuz Atatürk son derece karizmatik bir insan ama fazla yapılı bir insan değil. Yani dediklerine göre 1.68 boyunda bir insanmış. Fakat onun karizması hepimize böyle müthiş gözüktüğü için zaten kendisi de öyle gözüken bir adammış. Hatta baktığınız zaman anlatılanlar var. Yani insanın gözüne baktığı anda kendinizi bir tuhaf falan hissediyormuş. O kadar etkili bir insanmış rahmetli. Yine maska yakından baktığımızda kirpiklerin bile, evet, aslında, evet, kirpik çizgilerinin, evet, bile, evet, görüldüğünü, aynen, hissedebiliyoruz. Nasıl bir sistem bu? Gliserinle beraber gliserinden çıkan kalıp üzerine yapılmış, evet, bu maske. Bu konuda benim pek heykelci olmadığım için pek bilgim yok. Ama ileriki zamanlarda belki Engin Bey'den bunu öğrenebilirsiniz. Şu anda ben ne söylesem, ben resimle ilgiliyim çünkü, ama Engin Bey size detaylı bilgi verir ileriki zamanlarda. Peki bu önemli eserle ilgili Kültür Bakanlığı'nın herhangi bir başvuruda bulunmayı düşünüyor mu? Kenan Yontunç'un oğlu Engin Yontunç, o da, evet, heykeltıraş, evet, devam ediyor mesleğine. Evet, bu konuda kendisini çok destekliyorum. Hatta başının etini yiyorum, inanın bana. Mutlaka yapacaktır. Mutlaka yapacaktır. Peki Atatürk kendi mi istemiş yüzünden böyle bir maske alınmasını, Kenan Bey'in kendisinden, evet, mi istemiş? Bu hikayeyi de bir son olarak, evet, dinlersek. Kenan Bey zaten Atatürk tanıyor çok eskilerden. Zaten Türkiye'nin ilk heykelcilerinden Kenan Yontunç. Çok da önemli bir heykelciymiş. Atatürk'le de tanışıklığı var. Yani biz anlatılanlara göre, hocanın bana anlattıklarına göre bir masada Kenan Bey'e kendisi bizzat söylemiş. Yani bana bir şey olursa lütfen gel benim ilk şeyimi sen al. Yani zaten ilk önemli şeyci, büst yapan heykelci o zamanların en önemli heykelcisi Kenan Bey. Dolayısıyla da ona söylemiş. Bir de arkadaşlıkları var tabii. Bu da etkili bir şey herhalde. Sizin de gözleriniz doluyor, evet, burada doluyor, bahsederken doluyor, ki evet, o dönem evet, Kenan Bey demek o odaya girdiğinde, evet, neler hissetmiş olsa kim gerek. Tabii. Hem, evet, arkadaşı hem dostu, evet, hem de Yontunç soyadını, evet, Atatürk vermiş Atatürk kendisine. Ben. Peki çok teşekkür ederiz. Rica bu ederim. Yayın için. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Evet,
yayınımızı kapatmadan önce bir kere daha belirtelim. 10 Kasım'a kadar Moda Deniz Kulübü Sanat Galerisi'nde bu tarihi eseri mutlaka herkesin görmesi gerekiyor diyelim ve yayınımızı sonlandıralım. Sözü stüdyoya bırakalım. Evet, teşekkür ederiz Ezgi Evcil'e. Bu canlı yayınımızın sonuna geldik ve devam ediyoruz akşam haberlerine bir başka gündem maddesiyle. Yargıda rüşvet soruşturması kapsamında suçlanan avukat dinlenirken AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç'le yaptığı telefon konuşması da kayıtlara geçti.